No, as I was saying, I'm happy. I'm happy with my decision to join Fenerbahce. We have now 30 training sessions and 5 friendly matches. And I'm happy with every session. I'm happy with every player that is pushing hard to improve and to adapt to me. It's not, of course, an easy situation that the players were coming step by step. We start with some, then the first guys to be knocked out in the Euros, then later the ones that arrive into quarterfinals. So this last group, they have three training sessions with us, so the situation was not easy. For more time from the beginning, like Alex is one of them. And the important thing is that tomorrow starts the good, because we don't like friendlies. We train to play matches, not to play friendlies. And tomorrow we have a match. So the good thing is coming. Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı mutluyum. Şu ana kadar yaklaşık 30 idman gerçekleştirdik ve 5 hazırlık maçı yaptık. Burada geçirdiğim her idmandan çok mutlu oldum. Her oyuncudan çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için, bana adapte olabilmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Tabii içinde bulunduğumuz durum kolay değil. Çünkü takıma adım adım katıldı oyuncular. Önce belli bir oyuncu grubuyla başladık. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'ndan ilk gelen oyuncular takımımıza katıldı. Daha sonra da çeyrek finalde elenen oyuncular takımımıza katıldı ki son katılan grupla sadece 3 idman yapma şansı yakaladık. Kolay değil ama ilk günden itibaren çalışmış olduğum grupla yapmış olduğumuz çalışmalardan çok keyif aldık. Bizim için en önemlisi yarın iyi bir başlangıç yapmak. Çünkü biz hazırlık maçlarını değil bu tarz maçları düşünerek antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sicuramente pensano che per loro è un vantaggio. Io digo da tanti anni che per me il calcio si gioca nel bello verde, non in sintetico. Però ci sono ancora delle squadre che vogliono giocare in sintetico perché pensano che è un vantaggio per loro. Per noi non sarà mai un alibi, ci dobbiamo adattare. Per dire la verità, abbiamo allenato tante volte quest'anno, questa prestagione, in campi secchi, per il calore, per il clima, in campi secchi, che possono avere un pochettino il transfer per quello che è un sintetico, che di solito è un campo più lento, che il bello verde, che il bello calcio vuole. Non c'è alibi, dobbiamo giocare, già sta, e dobbiamo vincere, e niente di più. Campagna acquista sono contento sì, però sono più contento di chi bravi giocatori che la squadra aveva. Sentetik çimde oynanacak olması ev sahibi takımın yapmış olduğu bir tercih. Mutlaka bunun kendileri için bir avantaj olduğunu düşünüyorlardır. Ben her zaman şunu söylerim. Futbol güzel yeşil zeminlerde oynanmalı, sentetik zeminlerde değil. Ama bunu hala kullanan ve bunu kullanmak isteyen kulüpler var avantaj olduğunu düşündüğü için. Bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Buna adapte olmamız gerekiyor ki zaten sezon içerisinde de farklı yerlerde yaptığımız antrenmanlarda çok kuru ve sıcak havalarda antrenman yaptık. Zeminin kuru olduğu yerlerde antrenman yapma durumu oldu. Tabii ki yeşil ve güzel bir zemine kıyasla bu tarz zeminlerde daha yavaş ilerliyor top ama belirtmiş olduğum gibi bizim buna adapte olmamız gerekiyor. Yarın oyunumuzu oynayıp kazanmamız gerekiyor. No, io ovviamente che ringrazio le sue parole e non è per ripagare le sue parole che dico che lui sarà sicuramente un allenatore bravo, perché quando si vede la squadra giocare è una squadra che ha organizzazione e una squadra solo è organizzata con il suo allenatore, la sa organizzare. Lugano per me significa tanto perché nei miei 2 anni all'Inter i miei figli studiavano a Lugano e il mio giorno di lavoro finiva sempre a Lugano a prenderli quando finiva la scuola. Un peccato che non andiamo là, perché per me significherebbe tornare. Però qualcosa di fantastico è stato fatto, perché in quel tempo lì Lugano era una squadra che non era neanche
della prima serie svizzera, una squadra piccola, e in questi 15 anni è arrivata alla Champions. E questo significa qualcosa di fantastico che si fa là. Güzel sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Ona karşılık vermek için bunu söylemiyorum ama gerçekten ben de kendisinin çok iyi bir teknik direktör olacağına inanıyorum. Çünkü takımı çok organize bir şekilde oynuyor. Bu şekilde organize olmayı bilen bir takım kurduğu için muhakkak çok iyi bir teknik direktör olacaktır ileride. Lugano şehri benim için çok anlamlı çünkü Inter'de çalıştığım yıllarda çocuklarım Lugano'da okuyorlardı ve benim de zaman zaman onları okuldan almaya geliyordum. Dolayısıyla burası benim için anlamlı bir yer. Bonsoir. Ouais, ben on sait de toute façon que dans les grandes équipes, il y a des grands joueurs. Donc il y a de la concurrence. C'est bien pour nous, ça nous permet de nous pousser vers le haut pour faire de bonnes prestations. Donc on sait que tous les postes sont doublés, voire triplés. On a un très, très bel effectif. Donc on en est très content. À propos du match de demain, on sait que Lugano est une bonne équipe. L'année dernière, ils ont fini deuxième du championnat. On connaît leurs points forts. Leur faiblesse également. On sait qu'ils marquent beaucoup de buts. Donc voilà, en tout cas, on est impatients de commencer demain. Parce que on a fait beaucoup de matchs amicaux, mais on veut commencer la vraie compétition. Donc on a hâte de faire nos débuts demain tous ensemble. Et l'objectif, c'est de gagner tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Fenerbahçe, büyük bir takım, sizlerin de bildiği üzere. Ve büyük takımda da elbette ki büyük oyuncular olur. Bu da aynı şekilde rekabeti arttırır. Rekabet de aynı şekilde takıma büyük bir fayda getirir, takımın yükselmesine olanak tanır. Herkes de bu noktada sadece defans pozisyondaki oyuncular değil, bütün oyuncular en iyisini ortaya koymaya çalışıyorlar. En iyisini göstermeye çalışıyorlar ki Fenerbahçe iyi bir noktaya gelsin. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yarınki maçla ilgili olarak da şunları söyleyebilirim. Lugano gerçekten iyi bir takım. Geçen sezona bakacak olursak liglerini ikinci olarak tamamladılar. Ve fazla da gol atabilen bir takım. Bizler de şu anda oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu ana kadar oynamış olduğumuz hazırlık maçları var. Fazla hazırlık maçı oynadık. Kendimize hazır hissediyoruz ve yarınki oynayacağımız ilk resmi maçla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Amacımız bütün maçları kazanmak. İster içeride oynayalım, ister dışarıda oynayalım.